Bu soruyu Coates, Trichel ve Thousand Kimya ve Kimyasal Reaktivite kitabından aldım ve yazarların izniyle kullanıyorum. Hadi örneği yapalım. 1,034 gramlık saf olmayan bir oksalik asit numunesi suda çözülüyor ve asit baz indikatörü ekleniyor. Numune eş değerlik noktasına erişmek için 0,485 molarlık bir sodyum hidroksitin 34,47 mililitresine ihtiyaç duyuyor. Oksalik asidin kütlesi ve numunedeki kütle yüzdesi nedir? İşlemler başlamadan önce neler oluyor bir bakalım. Oksalik asidimiz var ve şöyle bir yapıya sahip. Birbirine bağlı iki karboksilik asit grubu var. Bunun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz organik kimya videolarımıza da bakabilirsiniz. Evet, karbonun oksijenle yaptığı bir çift bağ var ve hidroksitle de yaptığı tek bağ var. Diğer karbonda da durum aynı. İşte bu molekülün adı oksalik asit. İki proton verebildiği için çok ilginç bir asittir. Bu ve bu proton başkaları tarafından kapılabilir. Kararlı bir yapıdadır. Ama bu noktaya çok takılmayın. Önemli olan nokta burada başka moleküllere verilebilecek iki proton olması. Her bir sodyum hidroksit molekülü çözüldüğünde hidroksit olur ve bunlar bir hidrojen protonunu kapabilir. O nedenle her oksalik asit molekülü için iki hidroksit gereklidir. Biri sağdaki, diğeri soldaki protonu kapabilsin diye. Şimdi denge denklemimizi yazalım. Oksalik asitle başlıyoruz. Molekül formülü 2 hidrojen, 2 karbon ve 4 oksijenden oluşuyor. Suda çözünen bir molekül olduğu için suda yazıyoruz. Buna sodyum hidroksit ekleyeceğiz. Biraz önce söylemiştim. Oksalik asidi nötr hale getirmek için 2 sodyum hidroksit eklememiz lazım. Aynı zamanda bu da sulu çözeltide. Tepkime gerçekleştiği zaman bu arkadaş 2 hidrojen protonunu kaybedecek. Şimdi bunu çiziyorum. Aynen bu ortaya çıkacak. Artık hidrojeni kalmadı ve sadece C2O4 halinde eksi 2 yükü var. Aslında bunun artı 2 yüklü sodyumları isteyeceğini anlamışsınızdır. İsterseniz buraya eksi 2 yazıp eksi yükleri gösterelim. Sodyumların yeri de burası. 2 sodyumun artı 2 yükü var. Böylece molekül nötr olacak. Bunlar hala sulu çözeltideler. Sonra hidroksit protonları kapıyor ve elimizde artık sadece su var. Öyleyse 2 mol veya 2 molekülde diyebiliriz. Yani nasıl söylemek isterseniz artı 2 su. Yine aynı renkte yaptık. Evet, 2 adet H2O. Her bir su molekülündeki hidrojenlerden biri oksalik asitten geliyor. O yüzden iki molük bu sudaki iki hidrojenin hepsi tek bir oksalik asitten geliyor. Şimdi işlemlere başlayalım. 34,47 mililitre çözeltimiz var. İçinde sodyum hidroksit bulunuyor. Bunu litreye çevireceğim. Böylece molarite işlemleri yapmak kolaylaşacak. 34,47 mililitre çözelti var. Ama çözelti yazmasak da anlarız zaten. Daha sonra çarpı diyoruz. 1 litre bölü 1000 mililitre. Çünkü her 1000 mililitre için 1 litre olacak. Burada mililitreler birbirini götürür. Basit bir orantı işlemi yaptık aslında. 34,47 bölü 1000. 0,03447 litre eder. Bu kadar litre 0, 485 molarlık sodyum hidroksit çözeltisinin litresi. Şimdi kaç sodyum hidroksit molekülümüz olduğunu bulmaya çalışalım. Çözeltimiz var. Konsantrasyonunu da biliyoruz. 0,485 molar. Bunu farklı renkte gösterelim. Evet. Bu bilgi sodyum hidroksitin molekül sayısını bulmamızı sağlayacak. Bunu çarpalım şimdi her 1 litrede 0,485 mol sodyum hidroksit var. O zaman bölü 1 litre yazıyoruz. Molarite bize zaten bunu anlatır. Her litrede 0,485 mol varmış. Litreler birbirini götürür. Şimdi işlemler için hesap makinesi kullanmak gerekiyor. Bu bize çözeltide kaç mol sodyum hidroksit olduğunu gösterecek. Makinemi çıkartayım. Evet, başlayalım. Bu iki sayıyı çarpacağız şimdi. 0,03447 çarpı 0,485 eşittir 0,0167 yapıyormuş. Burada sadece 3 anlamlı basamağımız var. O yüzden 3 basamak olacak şekilde yuvarlama yapalım. Evet, 0,0167. Şunu ekrandan bir çekelim. Bu da eşittir 0,0167 mol sodyum hidroksit demek oluyor. Biliyoruz ki bu kadar mol sodyum hidroksit herhangi bir mol kadar ortamda bulunan oksalik asite tepkimeye girecek. Her bir mol oksalik asit için bundan 2 mol gerektiğini biliyoruz. Başka bir deyişle tepkimeye giren her bir mol oksalik asit için 2 mol bundan lazım. Bunu yazalım ama önce çarpı diyelim. 2 mol sodyum hidroksit gerekiyor. Bunu dengedeki denklemden bulduk. Ki burası zaten çok açık değil mi? Bir molekül bu protonu kapıyor. Bir molekül de diğer protonu kapıyor. O nedenle 2 mol sodyum hidroksit gerekli. Tabi her 1 mol oksalik asit için. Hemen yazalım. H2C2O4 Bu sayıyı 2'ye böleceğiz. Hesap makinesini yeniden açalım. 0,0167'yi 2'ye böleceğiz. Yine anlamlı 3 basamak var. 0,00835 yani 0,00835 mol oksalik asit olacak. Oksalik asidin molar kütlesini biliyoruz. Yazmaya başlayalım. Hidrojenin molar kütlesi 1 gram bölü mol. Bu hesaplamaları atom ağırlıklarına bakarak yapıyoruz. 1 mol karbonun kütlesi ise 12 gram bölü mol, oksijeninki ise 16 gram bölü mol. Oksalik asidin 1 molü kaç gram acaba? 2 hidrojenimiz var. 2 gram ondan gelir değil mi? 2 çarpı 1 gram. 2 karbonumuz var. Artı 24 gram da bu demek. Çünkü her biri 12 gram. Ayrıca bu kütleye dahil olan 4 adet oksijen var. Her birinin molü 16 gram yani toplam 64. Hepsini alt alta toplarsak 24 artı 64, 88 eder. 88 artı 2 ise 90 gram yapar. Demek ki 1 mol oksalik asit 90 grammış. Hemen bölme işaretini koyalım ve H2C2O4 yazalım. Şimdi buradaki işleme dönelim. Yeniden yazıyorum. Elimizde 0,00835 mollük oksalik asit olduğunu biliyoruz. Artık molar kütlesini de biliyoruz. 90 gram oksalik asit bölü 1 mol oksalik asit. Şimdi çarpma işlemiyle oksalik asit gramını bulalım. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi tek yapmamız gereken elimizdeki sayıyı 90 ile çarpmak. Çarpı 90 diyoruz. Önceki cevap buydu. Yani oksalik asidin mol sayısı çarpı molar kütlesi dedik. Sonuçta da 0,75 elde ediyoruz. Aslında mol kütlesi tam 90 gram değil. Birazcık küsüratı var. O yüzden ben de buradakini 3 anlamlı basamağa yuvarlayacağım ve 0,752 olacak. 0,752 gram oksalik asit. Sorunun ilk kısmını yanıtladık sanırım. İlk soru oksalik asidin kütlesini soruyordu ve bunun cevabını bulduk. 0,752 gram. İkinci kısımda ise numune içindeki kütle yüzdesini bulacağız. Buraya numunenin bütün kütlesini yazdık. 1,034 gram. 0,752 gram bunun ne kadar bir kısmıdır? Hesap makinesini yeniden açalım. 0,752 bölü 1,034'ten sonuç 0,727 yani %72,7 çıkar. İkinci kısmı da tamamladık. %72,7 oksalik asidin numunesindeki kütle yüzdesidir.